Şimdi şöyle bir durum var. Sen bir adım attın. Bir adım daha atmak istiyorsun. Hangi iş olursa olsun. Yani tek bir imzaya kaldı bir mevzu. Oraya kadar getirdin ama ondan sonra ilerlemiyor. Çoğu insan bundan şikayet ediyor. Yani ben hocam bir yere kadar getiriyorum. Ondan sonra ilerlemiyor. Bu evlilik başlangıcı da olabilir. Mesela söz, nişan. Ama ondan sonrası yürümüyor. Veya iş kurdun veya kurmaya çalışıyorsun. Bir yere kadar getirdin ama sadece bir mevzudan dolayı ilerleyemiyor. İflas ediyorsun. Veya kendinle alakalı. Kitap okuyorsun, başlıyorsun, süper. Yani kitap okumak istiyorsun, kitaba başlıyorsun. Ama sonuna kadar getiremiyorsun ve yarısına bile gelemiyorsun. Hep böyle bir seni tutan bir şey var. Nedir o biliyor musun? Senin sırtında etinin içerisine girmiş kancalar var. Olta gibi düşün ama biraz daha büyük. Bu oltalar böyle etine girmiş, hem kan kaybediyorsun hem de o kancalar seni arkaya çekiyor. Adım atamıyorsun. Bir iki adım atıyorsun ama ondan sonrası olmuyor. Bu kancalar senin geçmişte yaşadıkların, sosyal hayatın, sana söylenen cümleler, dil kalıpları, verilen sözler, travmaların. Bunlar kancalar. Bu kancalardan dolayı sen ilerleyemiyorsun. Biz bunu canlı yayınımızda analiz ettik, uyguladık, testini yaptık. Herkese ayağa kalkmalarını söyledim. Gözlerini kapatmalarını ve ayaklarını birleştirmelerini, ellerini indirmelerini söylemiştim. Ne hissediyorsunuz dediğimde çoğu arkadaşımızın adım atamadığını, ileriye gidemediğini ve geriye çekildiğini, düşecek gibi olduğunu, başının döndüğünü söylediler. İşte bu kancalardan bahsediyorum. Bu kancalar orada olduğu müddetçe gerçekten bu sadece sende değil, senin çocuklarında da bu şekilde oluyor. Onlara yansımalar oluyor. Senin eşinde aynısı oluyor. Senin soyundan gelenler, dedenin yediği ekşi erik, torunun ağzını ekşitir hesabı öyle devam ediyor. Dolayısıyla bir an önce o kancalardan, o senin sırtında sana kan kaybettiren, o kancalardan, seni arkaya çeken kancalardan bir an önce kurtulman lazım. Ondan sonra o kancalardan kurtuldukça önüne bir engel çıkmıyor. Çünkü arkaya çeken bir şey yok. Adım atıyorsun çok rahatlıkla. Hayat kolaylaşıyor. İşlerin rast gitmeye başlıyor. Öyle derler ya, onun işleri rast gidiyor. Veya ona ne diyorlar? Yürü ya kulum dedi Hazreti Allah. O yürüyor artık. O hale geliyorsun. Ama bu seninle alakalı. Yani sen bir şey yapman lazım. Karar vermen lazım. Ya benim arkamda, sırtımda kancalar beni arkaya çekiyor. Ve ben bunlardan kurtulmam lazım. Bu bilinçte olman gerekiyor. Yani ve bir an önce bu senin olmazsa olmazların arasında olmalı. Hatta olmazsa olmaz birinci yapman gereken vazife olması gerekiyor. Yani her zaman orada olması gerekiyor. İlk yapacağım şey bundan önce gelmeli. Yemekten önce gelmeli. Kancalardan kurtulmam gerekiyor. Bu kancalardan kurtulursa şu içtiğim sudan keyif alırım. Yemekten keyif alırım. Hayattan keyif alırım. İşlerim rast gider. Bunu birinci sıraya koyarsan o zaman problemleri çözmeye başlarsın. Yürümeye başlarsın. Ondan sonrası çok kolay. Günlük olarak bizi onlarca programımıza katılan arkadaşlarımız arıyor ve feedback veriyorlar. Şunu söylüyor en son arayan arkadaşımız. Hocam 15 seneden beri çözülmeyen problemi ben sizin programımıza katıldıktan 2 ay sonra çözebildim. Yani 2 ayda problem çözüldü. 15 seneden beri çözülmüyordu bu bizim ailemizin içerisinde. Eşimle, çocuklarımla olan bir problem çözülmüyordu ama şimdi çözüldü. Evet, çok basit. Kancalardan kurtulduğun için adım atabiliyorsun. O yüzden çözüldü. İleri gidebiliyorsun. İşlerin yarım kalmıyor. Önünde artık engellerin yok. Seni tutan bir şey yok artık. O yüzden sen de olmazsa olmaz olarak düşün. Birinci sıraya koy. Ben bir an önce beni atılım yapmama engelleyen sırtımdaki kancalardan kurtulmam lazım. Her şeyden önce gelmeli bu. Bu problemi çözdüğünde, birinci sıraya koyduğunda ondan sonrası kolay. Ondan sonrası her işim rast gidiyor hocam diyeceksin. Nasıl binlerce insan feedback olarak programa katılan arkadaşlarımız telefonla, mesajla, WhatsApp'la, video yoluyla, YouTube'da videolar çektik. O yollar ile hep şunu söylüyorlar. Hocam işlerim rast gidiyor. Artık beni arkaya çeken bir şey yok. Engellerim kalmadı. Yürü ya kulum dedi Hazreti Allah. Sen de aynısını diyeceğine inanıyorum. Ama bunun için mutlaka bunu birinci sıraya koy. Olmazsa olmaz. Kancalardan kurtulmam gerekiyor. İşte bunu yapmak için de bir mentöre, bir rehbere, senin elinden tutan birisi gerekiyor. Ve biz bunu yapıyoruz yıllardan beri. Binlerce insanın hayatını değiştirdik. Bu videoyu izledikten sonra sırtındaki kancalardan kurtulmak için hemen şimdi bizim programlarımıza katılmak için başvuru gönder. Lütfen bu formu doldururken samimi ol. İçtenlikle yaz. Her şey uyarsa seni de programımıza alırız.